Diyelim ki arkadaşlar bir partiye gittiniz ve dans etmek için tam en uygun zaman olduğuna karar verdiniz. Peki, beyniniz vücudunuza bu bilgiyi, dans etmeniz gerektiği bilgisini nasıl iletir? Şimdi bu videoda size motor nöronlardan bahsedeceğiz. Motor nöronlar, beynimizden başlayıp vücudumuza giden ve kaslarımıza harekete geçmesini söyleyen sinir hücreleridir. Haydi o zaman en üstten başlayalım. Beynimizde, üst motor nöron denilen bir kısım bulunuyor tamam üst motor nöron yazıyorum evet üst motor nöron alt motor nörona bir sinyal gönderiyor onun kısaltmasını da yazıyorum buraya alt motor nöron diye evet size söz veriyorum birazdan bunu daha detaylı şekilde çizeceğim ama şimdi ne işe yaradıklarına dair bir fikir edinebilmeniz için şöyle belirteyim. Alt motor nöron kaslara kasılma zamanının geldiğini doğrudan iletir. Görevi budur. Evet, doğrudan ne yapıyor? Alt motor nöron e, emir veriyor. Üst motor nöronun alt motor nörona sinyal gönderdiği e, iki görevi bulunuyor. Birincisi, e, onun da en sonunda kaslara kasılma zamanının geldiğini haber vermek. Yani üst motor nöronun da ee, bir görevi bu. Yani işte o da kaslara kasılma zamanı geldiğinde haber veriyor. Birinci görevi bu. İkinci görevi ise alt motor nörona durma zamanının geldiğini bildirmek. Şimdi onun üst motor nöronun yani esas farkı bu. Yani daha fazla sinyal gelmeyeceğini ve artık kaslara kasılmayı durdurmasını e, söylemek. Bu yüzden üst motor nöronun iki tane fonksiyonu var. İki görevi var. Şimdi alt motor nöronu daha detaylı inceleyelim. Buraya ilk çizmek istediğim şeye soma deniyor. Soma yalnızca alt motor nöronun gövdesi. Alt motor nöronun üst motor nörondan sinyal alan parçası. Böyle biraz dallı bir yapısı var ve tam buraya denk gelen birden fazla çıkıntısı var bu arkadaşlara da çıkıntılara bu arkadaşlara da yani dentritler deniyor. Evet dentritler ve bunların görevi sinyali almak. Sinyali bunlar alır. Sinyallerin motor nöronda yanaştığı yer burasıdır yani. Ve dentritlere ulaştığında bu istasyondan somadan diğer bir deyişle hücre gövdesinden geçer ve buraya çizdiğim bu aksonlara uzanır. Bunu oldukça uzun çizdim çünkü bu sinyali alan et tabakası ya da kasa gelmeden önce buraya e, burada yani buradaki alanda çok fazla şey olacak. Çok fazla aksiyon olacak. O yüzden bunu uzun çizdim. O zaman kasımız burada. Buna motor uç plakası veya buradaki aksondan sinyali alacak olan kasta diyebiliriz. O halde bir kez daha, dans partisine gittiğimizde ve bacaklarımızı sallamak istediğimizde bacağımıza sallanmasını istediğini istediğimizi yani biz nasıl söyleriz. Beyin tarafından ortaya çıkarılan bir sinyal üst motor nörona doğru yolculuk eder. Ve sonra buradaki alt motor nörona ulaşır. Bu sinyale ben şöyle bakıyorum. Onları donanmadaki gemiler gibi hayal ediyorum arkadaşlar bu sinyalleri tamam mı? Donanmadaki bir gemi gibi düşünün. Bu ufak gemi sinyal diyelim. Bu ufak gemi sinyal ise ve üst motor nörondan geliyorsa, bu alt motor nöronda yanaşacağı bir yer, bir liman olması lazım, değil mi? Çünkü gemiler oraya yanaşır. İşte dentrit de bu limandır. Dentrit bu görevi görür. Sinyallerin yanaştığı yer burasıdır. Buraya yanaştıktan sonra bir takım istasyonlardan, kontrol noktalarından geçmesi lazım, değil mi? E i̇şte ne oluyor? Bu da soma oluyor. E, i̇stasyondan geçtikten sonra da atıldığı aksonlara doğru iner. Akson, sinyalin kaslara ulaşmadan önce bu motor nörondan uzadığı yerdir. Ama orada neler olabilir? Bu aksonun gerçek uzunluğuna bağlı olarak ne gibi sorunlar yaşanabilir? Mesela sinyal ölebilir değil mi? Kaybolabilir yani. Ya da sinyal en sonuna kadar ulaşamayabilir gideceği yere. Alt motor nöron hasarı veya lezyonu olduğunda aslında böyle bir şey işte gerçekleşir. Alt nöronlarımıza bir şey olduğunda kaslarımıza kasılmaya başlamasının zamanının geldiğini bildiremeyiz. Bunun yerine güçsüzlük hissederiz. Çünkü kaslarımız kasılamaz. Üst motor nöronda hasar olduğunda da aynı şey gerçekleşir. Yine güçsüzlük hissederiz çünkü alt motor nörona kasların hareket etme zamanının geldiğini bildirememiştir üst motor nöron. Ama üst motor nöron hasarlarında baktığımız ilk şey bu değildir. Baktığımız anahtar şey alt motor nöronlara yaptığı şeyi durdurmasını iletememesidir. Esas sorun burada çıkıyor. Bu yüzden alt motor nöron kaslara sürekli olarak devam etmesini ve kasılmasını söyler. Dolayısıyla bu kasta sürekli olarak spastisite devam edecektir. Yani üst motor nöronu e, hasarında e, görülüp alt motor nöronu hasarında görülmeyen kilit e, belirti, kilit özellik işte budur. Bu spastisitedir Yani üst motor nöronunda sinyal yitimi olduğunda gerçekleşen olay. Ama tabiatın buna karşı bir planı var tabi. Sinyal yitimi yaşamamızdan emin olmak için, yaşamamamızdan yani daha doğrusu yaşamamızı önlemek için e, ne yapar tabiat? Nöronlarımızı izole eder. Şimdi size buraya, buradaki aksonal Lifin ya da aksonun etrafını saran 3 tane izole edilmiş hücre çizeceğim. Bu 3 hücreyi burada göstereceğim. Evet, bu tek bir hücre ve miyelin kılıf diye biliniyor. Yazalım. miyelin kılıf. Pekala, bu birinci miyelin kılıf olsun. İyi de bunun anlamı ne, miyelin yağlı demek. Ee, bu yemek çok miyelin demek, aslında bu yemek çok yağlı demekle aynı şey. Yani izole olmasına yardım etmek için akson lifi sarıyoruz böylece sinyal öleceğine bütün bu yolun sonuna kadar ilerleyebiliyor. Aslında bu miyelin e, kılıflı hücre vücudun neresinde olduğuna bağlı olarak farklı isimler e, alır. Merkezi sinir sistemimiz yani tamamen beyin ve omurilikte olanlara oligo dentrositler adı veriliyor. Buraya da yazalım. Oligo Bunlar yalnızca beyin ve omurilikte yer alır periferal yani çevresel sinir sisteminde yani vücudun geri kalanında beyinde ve omurilikte olmayan sinirlerde bulunan miyelin kılıflara ise şıvan hücreler deniyor. Yazalım. Şıvan hücreler. Yukarıya 3 tane çiziyorum. Şunu tekrar hatırlatalım. Burada sinyal itimi yaşamayacağız. Hayır. Onun yerine bu miyelin hücreden devam edecek ve zıplayıp buradaki boğuma inecek ve yeniden zıplayacak. Ve boğumdan boğuma ya da bu boşluktan zıplayarak bu aksonun sonuna ya da akson terminal dediğimiz noktaya ulaşana kadar devam edecek. Buradaki boşluğun bu içi boş olan açık alanın belli bir adı var. Buna Ranvier boğumu deniyor. Tüm zamanların belki de en zeki bilim insanlarından birinin ismi verilmiştir. Çünkü gerçekten bomboş bir fizik altyapısından isim yaptı. Burada önüne gelen bir engel yok ama akson boyunca eylem potansiyelini yaymaya yardımcı olan sodyum iyonu kanalları var. Böylece sinyalimiz buradaki aksona zıpladığında ve boğumdan boğuma zıpladığında sonunda buraya kaslarımızın kasılma zamanı geldiği mesajını aldığımız yere akson terminaline gönderiyor. Motor nöronlarımız işte böyle çalışıyor.